çağlara ait mezarlar bulundu. Bu yüzden metro inşaatı biraz yavaşladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bununla ilgili bir açıklama yaptı. İnşaat metronun tamamlanması biraz uzun sürebilir dedi. Dediğimiz gibi buradaki parça parça taşları görüyorsunuz. Her bir yuvarlak bir ailenin mezarını temsil ediyor burada. İçerisinde kuyular var. O dönemlerde yakılan cesetlerin kemiklerinin atıldığı kuyular bulunuyor. Tabii bir yandan çalışmalar devam ediyor burada. Buradaki bütün kalıntılar tabii ortaya çıkarılacak. Metro inşaatını da bir süre uzatacak gibi görünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da yaptığı açıklamalar yine bu şekildeydi. Sonrasında 19. ve 20. yüzyıla ait tramvay hatları var. Osmanlı döneminde yapılan hemen o rayları görüyorsunuz karşınızda. İşte bunlar o döneme ait raylar. Burada bir tramvay istasyonu bulunuyordu. İlk onlar ortaya çıktı. Tabii sonrasında kazı derinleşti ve altından milattan önce 1200 ila 800 yıllarına ait kalıntıları görüyorsunuz. Burası bir mezarlık o döneme ait. Hemen karşı kısımda sol tarafta kameraman arkadaşım Şakir Sarsılmaz size gösteriyor. Orada cesetler yakılıyordu. Ardından görmüş olduğunuz alanlardaki kuyulara çanaklar içerisinde, çömlekler içerisinde kemikler koyuluyordu. Arkeologlar burada bir yandan çalışma yapıyor. Tabii jeologlar da yine buraya gelecek. Çünkü burada bulunan taşlar bu bölgeye ait değil. Nereden geldiği tespit edilecek. Bunun araştırması yapılacak. Size bir yandan da Mahmut Bey Kabataş metro hattından bahsetmek istiyorum. Metro hattı Kabataş'ta başlayacak. Beşiktaş'tan, Yıldız'dan, Fulya'dan geçerek Mahmut Bey'e kadar, Karadeniz Mahallesi'nden geçerek Mahmut Bey'e kadar ilerleyecek. Burada hemen haritasını görüyorsunuz. İşte hat bu şekilde olacak. Ancak biraz dediğimiz gibi bu arkeolojik kazılar yüzünden inşaat tamamlanma süresi uzayacak. Kabataş'tan başlayacak metro hattı. Yine Beşiktaş, Fulya'dan geçerek Kağıthane, Alibeyköy, Yeni Mahalle ve ardından Karadeniz Mahallesi üzerinden Mahmut Bey'e bağlanacak. 2016 yılında başlamıştı inşaat. Tabii kazılar devam ederken dediğimiz gibi ilk önce Osmanlı dönemine ait tramvay hatları ortaya çıktı. Bu biraz yavaşlattı metro inşaatını. Ardından yine milattan önce 1200 yıllarına ait kalıntılar, mezarlık kalıntısı ortaya çıktı. Tabii daha geniş bir alana yayıldığı düşünülüyor. Bu Beşiktaş meydanında ona göre çalışmalar devam edecek. Dediğimiz gibi o dönemde yaşayan insanların cesetleri yakılıyordu. Bu bilgiyi bize verdi buradaki tarihçiler ve ardından bir törenle görmüş olduğunuz mezarlık alanına konuluyordu. Birer çömlekler içerisinde kazılar hızla devam ediyor. Burada tabii onun tamamlanması, metronun tamamlanması demek, inşaatın daha kısa sürmesi demek. Bu arada Kadir Topbaş burada yaptığı incelemelerde bir de uyarıda bulundu. Öğleden sonra Marmara'da şiddetli fırtına beklendiğini söyledi. Rüzgarın saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkacağını söyledi. İstanbulluları bu konuda uyardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.